Evet arkadaşlar kazanım 55 sorularına devam ediyoruz. Birinci sorumuza bakacak olursak reel sayılarda tanımlı fx ve reel sayılarda tanımlı gx fonksiyonu verilmiş bize. f bileşke gx ile g bileşke fx fonksiyonlarının kurallarını bularak sonuçları karşılaştıralım demiş. Öncelikle f bileşke gx'i hesaplayalım. f bileşke gx için f'de x gördüğümüz yere gx'i yazacağız. Yani biz f x kareyi bulmamız lazım. Burada x gördüğümüz yere x kare yazarsak x kare eksi 3 olacak. Diğer taraftan g bileşke fx'i de hesaplayalım. g bileşke fx için g'nin içerisinde x gördüğümüz yere fx yazacağız. Yani şöyle şurayı da yazalım. g içerisinde x eksi 3'e hesaplayacağız. Bu da pardon şurayı x eksi 3'ün karesi olarak yazabiliriz. x eksi 3'ün karesi de x kare eksi 6x artı 9 olacak. Buradan x kare eksi 3 ve x kare eksi 6x eksi artı 9 olarak bulmuştuk. Bu f bileşke gx. Diğeri ise g bileşke fx de burada karşılaştırma kısmını eşitlik üzerinden götürelim. Bu iki fonksiyon birbirine eşit olmadı. Biz konunun başında da zaten bir önceki videomuzda da konu yaptığımız videoda F bileşke G'nin G bileşke F ye eşit olmadığını yani değişme özelliğinin olmadığını söylemiştik. Bunu da not düşelim. Değişme özelliği yoktur şeklinde söyleyebiliriz. Evet ikinci sorumuza geçiyoruz. Real sayılar tanımlı F fonksiyonu ve real sayılar tanımlı G fonksiyonları verilmiş. Bizden birkaç tane değer istenmiş. Değer istendiğinde kuralı bulmak yerine direkt değerleri hesaplayabiliyorduk. Buradan yapalım. A için F içerisinde G 0 yazabiliriz. G'de X gördüğümüz yere 0 yazarsak 0 artı 4'ten 4 dört olur. Yani F4'ü arıyoruz. F'de X gördüğümüz yere 4 yazarsak 3 eksi 2 çarpı 4'ten 3 eksi 8 yani eksi 5 olarak bulabiliriz. B seçeneği için G'nin içerisinde G eksi 1'i bulmamızı istemiş bizden. C'de x gördüğümüz yere eksi 1 yazarsak eksi 1 artı 4'ten 3 olur. Yani g 3'ü arıyoruz. G'de x gördüğümüz yere tekrardan 3 yazacak olursak 3 artı 4'ten 7 olarak hesaplayabiliriz. Evet C seçeneğiyle devam ediyoruz. F'in içerisinde g eksi 3 yaz demiş bize. G eksi 3'ü bulacak olursak eksi 3 artı 4'ten 1 olur. Yani biz F1'i arıyoruz. F'de X gördüğümüz yere 1 yazarsak 3 eksi 2 çarpı 1'den 3 eksi 2 yani 1 olacaktır diyoruz. Son olarak D seçeneği için G'nin içerisinde F eksi 3 bölü 2'yi bulalım. X gördüğümüz yere eksi 3 bölü 2 yazacak olursak F'de 3 eksi 2 çarpı eksi 3 bölü 2 olur. Buradan 2'ler gider. Eksi eksi artı olacağı için 3 artı 3'ten 6 olur. Yani biz g 6'yı arıyoruz. X gördüğümüz yere, yere 6 yazarsak da 6 artı 4'ten 10 olarak cevabımızı bulabiliriz. Şurası da 1 olacaktı. Evet bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Üçüncü soruda f ve g fonksiyonları verilmiş yine. f bileşke g 2018'de g bileşke f 2018 istenmiş. Öncelikle a seçeneğini yapalım. f içerisinde G 2018'i bulacak olursak G fonksiyona dikkat edersek sabit fonksiyon içerisinde ne yazarsak yazalım sonuç hep eksi 4 olacak. Bu nedenle biz F eksi 4'ü arıyoruz aslında. X gördüğümüz yere eksi 4 yazarsak F eksi 4'ün kübü eksi 1 olur. Bu da eksi 64 eksi 1'den eksi 65 olacaktır. Evet B seçeneğine geçiyoruz. G bileşke F2018. Burada da G'nin içerisinde F2018 yazacağız. Dikkat edersek G'nin içerisinde yazıyoruz. Burada ne gelirse gelsin G sabit olduğu için yine sonuç eksi 4 olacak diyebiliriz. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere.